Kendi şahsi görüşüm olarak bu 6-8 Ekim olayları şahıslara veya işte efendime söyleyeyim şahıslara karşı yapılan bir kalkışma değildi. Bu şahıslardan çok bir topluma, bir kitleye yapılan bir hareket ve doğudaki İslam ümmetine yapılan bir saldırıydı. Bunu batıdaki Müslüman kardeşlerimiz de böyle bilmeleri lazım. Bunu da böyle idrak etmeleri lazım. Yani devamlı biz bunu sosyalizmden okuyoruz. Sosyalizmin veya işte HDP PKK'nın yıllardır bu topluma dayattığı bir gerçek vardır. Bu gerçeği biz ne kadar da görmek istemesek ama bir gerçek vardır. Adamlar bize diyorlar ki ya bizimle olursunuz ya da buraları terk edersiniz veya topluca sizi imha ederiz. Bunu biz geçmişten de geçmiş olaylardan da hepsini müşahede etmişiz. Okuyanlarımız varsa, bilenlerimiz varsa bunları çok çok iyi bilirler. Ve bu iş sadece mesela dediğimiz gibi sadece bir imha hareketi yani bir kişiye, iki kişiye veya da şahıslara karşı yapılan bir hareket değildi. Bu bir topluma, İslam ümmetine dayatılan bir meseleydi. Ve biz tüccar olarak bile çözüm süreci döneminde esnaf olduğumuz halde ki bunların sıkıntılarını yaşadık. Yani şahsımıza karşı yapılan işte efendim söyleyeyim kara propagandalar, işte ticaretimize yapılan ve işte markette mesela biz kendi iş yerimizde günlerce biz burada nöbet tuttuk işte. Yani sırf işte efendim söyleyeyim bize de herhangi bir şey yapılmasın diye. Sonuçta herkes Müslümanım diyen herkes bu bölgede, Müslümanım diyen herkes hedefteydi. Yani hedef tahtasındaydı. Tabii Allah herkesin bir hesabı varsa Allah-u Teala'nın da bir hesabı vardır. Yani sen bir hesap yaparsın, Allah-u Teala farklı bir hesap yapar. Ve bu hesap da Allah'ın hesabıydı. Allah-u Teala İslam ümmetine acıdı. Ve bu vesileyle istedikleri yani o kötü amellerine ulaşamadılar ki inşallah ulaşamazlar. Biz samimi, ihlaslı olduğumuz müddetçe inanıyorum ki yani bu topraklarda onların bir şeyleri yoktur. Yani bir tabanları yoktur. Tek taban Müslümanlar çalışsınlar ihlasla, samimiyetle. Çalıştıkları müddetçe Allah'ın izniyle bunlar bir köpüktür yani. Bize göre köpüktür. Aslı olan suyun kendisidir. Elhamdülillah biz de yani Müslümanlar olarak bu işin aslıyız, suyuyuz. Bunlar köpüğüdür. Köpük temizlenecek, gidecek. Biz yeter ki samimi olalım, çalışalım, gayretli olalım. Allah'ın izniyle bu işte bu hiçbir zaman istedikleri yani kötü amellerine kimse ulaşamayacak bu topraklarda. Diğer bir meseleye gelirsek ise bu işte sadece işte biz sadece işte PKK'yı, HDP'yi bu işin hedefine koyup sadece onlar suçluymuş gibi şey yapmamamız lazım. Hesap yapmamamız lazım. Gerçekten bu işte dahli olan kim varsa eğer emniyeti varsa onlar da bu işte yargılanmalı. Efendime söyleyeyim askeriyesi varsa askeriye yargılanmalı. Kim varsa bu işte alakalı yani o gün o anda müdahale etmesi gereken kim varsa ve müdahale etmemişse ve onlara alan açılmışsa bunlar da hepsi tarih önünde yargılanmalı, mahkeme önünde yargılanmalı, hesaplarını tek tek vermeleri gerekiyor bence. Çünkü bu iş sadece işte birilerinin yaptığı bir kalkışma değildi. Bu toplu bir şeydi. Hatta yani bir kişiyle, iki kişiyle o yapılan vahşet bir işte efendime söyleyeyim bir insanın yapacağı bir vahşet değildi ki. O Yasin Börü'nün öyle yakılması, paramparça edilmesi, üzerinden arabayla geçilmesi. Bunlar birikmiş bir kişinin ortaya çıkmasıdır yani. Bunu çok iyi hesaplamak lazım. Tabii burada kimin dahli varsa, kim müdahale etmesi gerekiyorsa, müdahale etmemişse, işte efendime söyleyeyim askerler polis sahaya çıksaydı, asker polis öldürülürdü hesabı yapan insanlar varsa ki çözüm sürecinde de biz aynı sıkıntıyı yaşadık. Çözüm sürecinde de tamam asker polis cenazesi gelmiyordu ama halkla dağdaki örgüt karşı karşıya kalmıştı. Adam istediği anda istediği adama eliyle bırakmış gibi ulaşabiliyordu. Çözüm süreci döneminde PKK'nin ipleri salınmıştı zaten. Bu vesileyle işte FETÖ terör örgütü bu bölgede işte bir çatışma çıkarmak istiyordu. İki grup arasında ki elhamdülillah bu Müslümanların ferasetiyle üstün yani İslam'ın onlara vermiş olduğu o ferasetle Allah'ın onlara vermiş olduğu o ferasetle
feraseti davrandılar ve bu oyuna gelmediler. Yoksa birileri mesela bu vesileyle bu bölgede iki grup arasında bir çatışma süreci başlatmak istiyordu. Ama elhamdülillah İslam'ın Müslümanlara vermiş olduğu ferasetle o iş başarmadı. Şunu da iyi bilmek lazım. Adamlar 370-380'e yakın dernek, STK, efendim mesela İslami Müslümanlara saldırdılar. Hiçbiri yargılanmadı. Sence bunlar teşvik edici değil mi? Bu da teşvik ediciydi yani. Bunu da iyi hesap etmek lazım. Tabii bu Fethullahçı terör örgütünün oynadığı, bir yapmış olduğu bir senaryoydu. Elhamdülillah Allah-u Teala onların o oynadıkları, o kurmuş oldukları tuzakları da onların başlarına geçirdi. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani bizim bölge üzerinde devamlı şunu söylüyoruz. Yani bölgeye işte efendime söyleyeyim pozitif ayrımcılık yapılması lazım şu an. Niye? Yani Cumhuriyet'e kurulduğu günden beridir bu bölgeye negatif bir ayrımcılık yapılmış. Yıllardır. Ha bu eğer hükümet veya işte merkezi hükümet bu yapılan yanlışlıkları düzeltmek istiyorsa pozitif bir ayrıcalık bu bölgeye tanıması lazım. Yani halen de bunlar bana göre devam ediyor. Niye? Şimdi bugün bir İstanbul ile Tahran arasında bir uçak seferi yapılıyorsa bence buradaki sınır kapısı da pekala yapılabilir yani. Bu sınır kapılarını açsın, insanların ekmeğe erişim noktasında rahat erişsin. Çünkü insanlar fakirleştikçe isyan ederler. Asi olurlar. İnsanların ekmek, iş, aş, ekmek kapısını açalım. Hem devletimiz kazansın, hem milletimiz kazansın. Hem de şunu iyi bilelim ki fakir, fukara insanı yani lütfen beni yanlış anlamasınlar ama bu işte örgütlerin kullanma şeyleri daha da yüksektir. Yani fakir fukarayı her şekil örgütler kullanabiliyor. Her şekil zeminleri hazırdır. Bunun için insanları fakirleştirmekten çok zenginleştirelim. Zenginleştikçe de devletine, milletine, toplumuna faydalı birer birey olurlar. Ve bu vesileyle de toplum huzur içinde yaşar. İnşallah bizler de yani temennimiz odur ki Allah-u Teala bizlere çok güzel huzurlu günler nasip etsin diyorum.